Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli ETV seyircileri, bir Müslülük Saati programında daha sizlerle beraberiz. Cenab-ı Hak bu programı hayırlara vesile eylesin inşallah. Kıymetli seyircilerimiz, programımıza başlamadan önce kısa bir Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından değerli hocamızla programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم الفاتحة Kıymetli seyircilerimiz, bugünkü programımızın konusu İslam'da çocuk eğitimi. Konuğumuz İl Müftü Yardımcısı Sayın Paşa Bektaş Hocamız. Muhterem Hocam, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizden de hocam. Kıymetli hocam, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesinde çocuklara karşı anne babanın görev sorumlulukları nelerdir? Bizlere bununla ilgili neler buyurmak istersiniz? Öncelikle televizyonları başında bizleri izleyen çok kıymetli dinleyenlerimizi, kardeşlerimizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah-u Teala yapacak olduğumuz bu programı hayırlı eylesin, mübarek eylesin.
istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Çocuklarımızı yetiştirmeyi de Rabbim hepimize nasip eylesin. Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in hadisleri ışığında çocuklarımıza karşı anne ve babaların birçok görevleri bulunmakta. Bu görevleri, görevlerden birkaç tanesini genel manada zikredecek olursak, öncelikle anne ve babanın çocuğa karşı görevlerinin başında doğduğu zaman çocuğa güzel bir isim koymak en önde gelen görev ve sorumluluklarındandır. Çocuk doğduğu zaman çocuğa güzel bir isim koymak. Peygamberimiz Efendimiz bu konuyla ilgili olarak çocuğa güzel bir isim vermek ve güzelce terbiye etmek anne ve babanın görevlerindendir, sorumluluklarındandır diyerek Resul-i Zişan Efendimiz burada çocuk doğduktan sonra ona güzel bir isim verilmesinin anne ve babanın görev ve sorumluluklarından olduğunu Peygamberimiz ifade etmektedir. Tabii isim verilirken bizim dinimize, örf, adet, gelenek ve göreneklerimize uygun bir ismin verilmesi, çocuğu hem çocukluk döneminde hem de daha sonraki yetişkinlik döneminde ve ondan sonraki dönemlerde rencide etmeyecek, onu sürekli iyiye doğru, güzele doğru motive edecek bir ismin verilmesi anne ve babanın en önemli görevidir. Yani burada kendi değerlerimizle barışık olan bir ismin konulması özellikle anne ve babaya dinin yüklemiş olduğu bir görevdir. İşte toplumumuzda en çok kullanmış olduğumuz isimlerden işte Ahmet, Mehmet, Hüseyin, Hasan, Ayşe, Hatice gibi böyle toplum tarafından önemsenen, kıymet verilen isimlerden verilmesi gerekiyor. Burada tabii şunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Verilen isim çocukla özdeş olacağından dolayı çocuğu rencide edecek, çocuğun ayıplanmasına vesile olacak bir ismin olmaması lazım. Buna son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda bu isimle beraber çocuk doğduktan işte 7 gün sonra akika kurbanının kesilmesi tabi sünnettir. Buna son derece dikkat edilmesi gerekiyor. İşte çocuğun doğarken özellikle anne ve babanın çocuğu sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti getirmesi, çocuğun dinle beraber tanışması açısından anne ve babanın görevleri arasında oluyor. Bununla beraber ikinci olarak şunu ifade etmemiz gerekiyor. Çocuğun hayatının korunması ve bedensel gelişiminin sağlanması da anne ve babanın görevlerindendir. Yani çocuk işte daha ana karnında iken bile annenin özellikle yemesine, içmesine çok dikkat etmesi gerekiyor. Sağlığına son derece dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu çocuğun sağlığını etkiliyor. Sonra çocuk doğduktan sonra işte ilk 2 senede anne sütüyle beraber çocuğun beslenmesi, çocuğun psikolojik olarak çocuğa iyi bir gelecek hazırlanması için işte o annenin kucağındaki çocukla annenin iletişimi çok önemlidir. Çok önemli. Yani çocuğun sağlığının istenilen düzeyde olması açısından hem anne sütü, daha sonraki işte beslenmesine, çocuğun beslenmesine anne ve baba son derece ehemmiyet göstermesi gerekiyor. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah-u Teala وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ
min imlak. Yani çocuklarınızı geçim sıkıntısından dolayı öldürmeyin. Yani çocuklarınızı geçim sıkıntısından dolayı öldürmeyin. O çocukları da sizi de rızıklandıracak olan biziz diyerekten Rabbül Alemin Hazretleri bizim çocuğun hem maddi olarak beslenmesi açısından ki başka ayet-i kerimelere baktığımız zaman da işte ey iman edenler çocuklarınızı ve işte kendinizi cehennem azabından koruyun diyerekten bizi çocukların manevi olarak da yetiştirilmesi açısından, ruhi açısından, psikolojik açıdan çocuklara son derece çocuklar konusunda titiz davranmamız gerektiğini Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. Bir başka görev ki bunun inşallah üzerinde esas konumuz da o. Yani çocuğun eğitim, öğretim ve terbiyesini sağlamak anne ve babanın görevidir. Yani çocuğu eğitmek, çocuğu terbiye etmek, çocuğun eğitim öğretimini sağlamak anne babanın görevidir ki zaten bugün ana konumuz bu. Bir başka görevi anne ve babanın çocuğa evlilik noktasında yardımcı olmaktır. Bakın bitmiyor anne babanın görevleri. Yani isim veriliyor, isim veriyor, eğitim öğretimini sağlıyor. Onun bedensel ve ruhsal gelişim noktasında üzerine düşenleri yapıyor. Sonra çocuğu evlenirken gerekli olan rehberliği, yardımı mutlaka sağlaması lazım. Çocuğa rehberlik etmesi lazım. Yani ister erkek olsun, ister kız olsun mutlaka anne ve baba çocuğun evlilik noktasında yani tercih noktasında bile çocuğa rehberlik yapması lazım. Bu şu manaya gelmiyor. Yani anne baba çocuğa işte oğlum kızım sen mutlaka şununla evlenmen gerekiyor şekliyle bir baskı değil. Yani çocuk evlenirken ister kız olsun ister erkek olsun hayatını birleştirecek olduğu kişi noktasında mutlaka çocuğa rehberlik yapması lazım. Evet. Bu çok önemlidir. Hem maddi olarak çocuğa yardımda bulunması lazım. Burada Peygamber Efendimizin Hazreti Fatıma annemizi Hazreti Ali ile evlendirmesini işte o evliliği sürekli göz önünde bulundurup nasıl Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma annemizi Hazreti Ali Efendimizle bizzat kendisi evlendirmişse bu konuda ona rehberlik yapmışsa yardımcı olmuşsa maddi ve manevi noktalarda anne ve babalar mutlaka çocuklarına rehberlik yapmaları gerekiyor. Kiminle nasıl ne şekilde evlenmeleri gerektiği noktasında güzel bir rehberlik yapmaları gerekiyor. Maddi olarak da çocuğuna mutlaka yardımcı olması gerekiyor. Bu bizim dinimizin tavsiye ettiği evlilik türüdür. Sonra bir başka anne babanın görevi eğer tabii Allah gecinden versin evlat çocuk annesinden ve babasından erken vefat etmiş olursa evlilikle o işte cenazeyle ilgili yani evlilikle ilgili nasıl görevlerini yerine getirmişse anne baba o cenaze ile ilgili görevlerini de anne babanın yerine getirmesi lazım. Yani işte onun başta cenazesine katılması gerekiyor. Sonra cenaze ile ilgili diğer işlemlerin mutlaka anne ve baba tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Bu da anne ve babanın sorumluluklarındandır. Evet. Muhterem hocam, mesela bir de işte ayetlerden ve hadislerden bakacak olursak neler buyurursunuz? Ayetlerde ve hadislerde çocuk terbiyesi nasıl zikrediliyor? Efendimiz ne buyurmuş? Cenab-ı Hak konuda ne buyuruyor? Evet, tabii bu konu yani çocuğun yetiştirilmesi, İslam'da çocuk eğitimi, çocuğun terbiye edilmesi, tabii bugün bunun üzerinde durulması gerekiyor. Çünkü yani hepimiz çocuktuk bir gün. Ve işte okuduk, büyüdük, görev sahibi olduk, evlendik, çocuklarımız da oldu. Ve tabii bu hayatın akışı içerisinde devam ediyoruz. Bir gün takdiri ilahi gelecek, vefat etmiş, ahirete göçmüş olacağız. Göçmüş olacağız. Çocukları asla ve asla küçümsemememiz gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Çocukları kesinlikle küçümsemeyelim.
Çünkü biz de bir gün çocuktuk ve şimdi büyüdük. Yarın bizim çocuk olarak ifade etmiş olduğumuz o çocuklarımız tabii büyüyecekler. Her şeyimizi onlara teslim edeceğiz. Yani üzerinde yaşamış olduğumuz bu vatan topraklarını çocuklarımıza teslim edeceğiz. Biriktirmiş olduğumuz malımızı, mülkümüzü, servetimizi, her şeyimizi çocuklarımıza vereceğiz. Devletimizi çocuklarımıza teslim edeceğiz. Devleti onlar yönetecekler. Sonra kendimizi bile çocuklarımıza teslim edeceğiz. Bakın burası çok önemli. Evet hocam. Yani bize bakacak olanlar, işte bizimle beraber olacak olanlar, işte bizim belki ihtiyaçlarımızı giderecek olanlar, belki bize bir yudum su verecek olanlar da çocuklarımız olacak. Dolayısıyla bugün küçük olarak bakmış olduğumuz o çocuklarımız yarın her şeyimiz olacak. Her şeyimiz olacak. Bu topraklar, bu vatan, bu millet, bu devlet, mirasımız, geleceğimiz, her şeyimiz çocuklarımıza emanet olacak. Dolayısıyla çocuklar çok önemlidir. Bu manada her şeyimizi teslim edecek olduğumuz çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz gerekiyor. Bakın burada şu göze çarpıyor. Eğitim nedir? Şimdi öğretim denildiği zaman da öğrenim nedir? İnsanın bir şeyler öğrenmesi, bilgi dağarcığını geliştirmesi. Öğretim nedir? Bir şeyleri işte karşıdaki insana ister genç olsun ister yaşlı olsun öğretmek insan. Fakat eğitim çok farklı. Eğitim çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için, yani çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini alabilmeleri için gerekli olan bilgiyi, beceriyi ve anlayışı elde etmeleri için okulda veya okul dışında doğrudan veya dolaylı olarak yardım etme, terbiye etme, davranış değişiklikleri meydana getirmedir çocuklarda ve gençlerde. Yani daha öz ifadeyle ifade edecek olursak çocuklarımızı ve genç çocuklarımızda ve gençlerimizde davranış değişiklikleri meydana getirme olayıdır eğitim. Çocukları terbiye etme olayıdır eğitim. Burada özellikle şu göze çarpıyor. Yani bir kısım şeyleri çocuklarımız öğrenecekler, onlarla beraber hayatlarını değiştirecekler. Hayatlarını değiştirecekler. Davranış değişikliği meydana getirecekler. Burada iki unsur göze çarpıyor. Yani terbiyede, eğitimde iki unsur göze çarpıyor. Birincisi, yani Allah'ın daha yaratılış itibarıyla o çocuklarımızdaki fıtraten var olan özellikler. Yani çocuklarda, yani terbiyede, terbiye derken iki şey göze çarpar. Nedir? Terbiyede. Birincisi, Allah-u Teala'nın fıtraten o yaratma anında çocuğa vermiş olduğu özellikler, fıtrat özellikleri. Evet. Ki fıtrat denildiği zaman da bütün insanların insan olduklarından dolayı Allah-u Teala'nın ilk yaratılışta insana vermiş olduğu özellikler, fıtrat özellikler. Bakın Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا يُولَدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوْدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ Her doğan fıtrat üzerine doğar. Anne ve babası onu ya mecusi yapar, ya Hristiyan yapar, ya Yahudi yapar, ya da Müslüman yapar. Yani burada bu son derece önemlidir. Yani fıtrat üzerine, İslam fıtratı üzerine doğuyor. Eğer bu fıtratta bir değişiklik yapmazsa insan oğlu eğitimiyle, anne babasıyla değişiklik yapmazsa İslam üzerine devam eder. Ama eğer anne babası onu Hristiyan, Yahudi, Mecusi yaparsa o da hayatını Mecusi olarak devam ettirmiş oluyor. Yani insanın fıtrat itibariyle baktığın zaman da işte yeme içme ihtiyacı vardır insanın. İnsanın bir anne ve babaya sığınma ihtiyacı vardır. Bir yerlere sığınma ihtiyacı vardır. İşte o daha doğum anında ne yapıyor? İnsan işte ana sütüne ihtiyaç duyuyor, değil mi? Anne sütüne ihtiyaç duyuyor. Ana kucağına ihtiyaç duyuyor. Sonra
İşte hayatının o diğer dönemlerinde nedir? İşte iyiye doğru bir meyil vardır insanoğlunda. Kötülüklerden kaçma, uzak kalma meyili vardır insanoğlunda. Ve insanoğlunda işte giyinme, kuşanma vesaire gibi, yani doğuştan fıtraten var olan bir kısım özellikler vardır insanda. İşte bu doğuştan fıtraten var olan özelliklerin yanında bir de sonradan eğitimle beraber, öğretimle beraber, öğrenimle beraber kazanmış olduğu bir kısım özellikler vardır çocukların. İşte biz buna eğitim diyoruz. Yani Allah'ın doğuştan vermiş olduğu özelliklere sonraki hayatında şekil vererek eğitim görmesi, öğrenmesi, bilgi elde etmesi ve kendisinde davranış değişikliklerinin meydana gelmesi olayı işte eğitimdir. Ve bu son derece önemlidir. Bir çocukta eğitim, aslında asıl itibariyle baktığımız zaman da eğitim, çocuktaki eğitim aslında yani daha işte o çocuğu eğitecek olan anne ve babasının, anne babasının o evlilik anındaki tercihiyle beraber başlıyor. Mesela bilinçli insanlar, bilinçli erkekler, bilinçli kızlarla evlendiği zamanda, yani eğitimli, kültürlü, dinini, diyanetini bilen, dini eğitim almış olan, çocuk eğitiminden anlayan kişiler eğer birbirlerini tercih ettikleri zamanda burada ve daha sonraki dönemlerde çocuklarını eğitme noktasında son derece başarılı bir eğitim gerçekleştirmiş oluyorlar. İşte orada evlilikle beraber başlıyor çocuk eğitimi. Yani ta o tarafa, o evlilik olayıyla beraber başlıyor. Sonra ana karnındaki çocuğun o ana karnıyla beraber devam ediyor. İşte annenin yemesi, içmesi, işte psikolojik olarak huzurlu ve mutlu bir hayatı yaşaması, bunlar ana karnındaki çocuğun eğitilmesi noktasında, çocuğun eğitiminde son derece önemli unsurlardır. İşte annenin dinlemiş olduğu müzik, dinlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim, dinlemiş olduğu ilahi, çocuğun, yani ana karnındaki çocuğun şekillenmesinde, eğitilmesinde son derece önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu devam ediyor. Çocuk doğduğu zaman da çocuğun işte sağ kulağına ezanın okunması, sol kulağına kamet getirilmesi, çocuğun ileriki hayatında dinle tanışması noktasında son derece önemlidir. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Evet. Yani çocuğun daha o doğum anında babasının veya işte bir hoca efendinin onun kulağına ezan okuması çocuğun dinle beraber tanışması açısından önemlidir. Devam ediyor. Bakın eğitim böyle başlıyor. Çocuk konuşmaya başladığı zamandan çocuğa ilk öğretilmesi gereken şey Allah kelimesidir. Onu imanla tanıştırıyor. Bakın kulağına ezan kamet, kulaklarına ezan kamet okunuyor. Sonra çocuk doğduğu zamanda o ezan ve kametle dinle tanıştırılıyor. Çocuk işte dili dönmeye, konuşmaya başladığı zaman da ilk kelime, öğretilmesi gereken ilk kelime Allah kelimesi olması gerekiyor ki o imanla beraber tanırsın. Bu son derece önemlidir. Evet. Ve ondan sonra işte ileriki dönemlerde Peygamber Efendimiz, sonra işte 7 yaşından sonra yavaş yavaş işte onu namazla beraber tanıştırma ve ailesinde, aile içerisindeki özellikle anne ve babanın çocuklara mutlaka örnek olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Yani çocuk eğitiminde az önce de ifade ettiğimiz gibi daha eşler birbirlerini tercihiyle beraber başlıyor. Ana karnında devam ediyor. Doğumla beraber devam ediyor. Sonra çocuk konuşmaya başladığı zaman da Allah kelimesini, Peygamber Efendimiz'i yavaş yavaş işte çocuğa tanıtma. 7 yaşından itibaren namazla beraber çocuğu tanıtma.
çocuğa işte namazı öğretme, namaz kılmasını sağlama, bunlar son derece çocuk eğitiminde önemli olan tabiri caizse mihenk taşlarıdır. Anne ve baba bunlara son derece önemsemesi gerekiyor. Burada tabii çocuk eğitimiyle ilgili özellikle anne ve baba çocuğa mutlaka örnek olması gerekiyor. Bakın bu çok önemlidir. Güzel yani Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٍ حَسَنَةً Allah Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır diyor Allah-u Teala. Bize hitaben. Yani Peygamber Efendimiz hem çocuklar için, hem yaşlılar için, hem gençler için, hem kadınlar, hem erkekler için örnektir, model insandır, rol model insandır. Biz de bu açıdan bakıldığı zaman da çocuklarımızı yetiştirirken Peygamber Efendimizin o örnekliğini örnek olarak kendimize alıp evde anne babanın çocuklara mutlaka örnek olması lazım. Nasıl örnek olacak? Öncelikle anne baba namazlarını mutlaka kılması gerekiyor. Oruçlarını tutması gerekiyor. Yani giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, uslubuyla, inceliğiyle, mütevaziliğiyle, alçak gönüllülüğüyle, insanlara yardımseverliğiyle mutlaka anne ve babaların örnek olması lazım. Bakın anne ve baba eğer yalan söylerse, anne baba başka insanlarla sürekli kavga ederse veya anne baba birbiriyle sürekli kavga ederse çocuk da ne yapacaktır? Agresif. Çocuk da onları örnek alacaktır. Dolayısıyla anne ve babalar aile içerisinde sevgiye dayalı, saygıya dayalı, huzurlu bir aile ortamı oluşturmaları gerekiyor ki çocuk o ortamda sağlıklı bir şekilde gelişsin. Hem bedensel olarak hem psikolojik olarak ruhsal olarak geleceğe özgüvenle baksın. Bu noktada özellikle son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın ilim adamları özellikle şunun üzerinde çok duruyorlar. Yani alimlerin çoğu çocuğun dinini öğretmeden meslek öğretilmesini doğru bulmuyorlar. Yani öncelikle çocuğa dininin öğretilmesi gerekiyor. Yani iman, sağlam bir iman sahibi olması çocuğun, o sağlam imanla beraber dinini yaşayacak düzeyde dini bilgi, dini eğitiminin alınması gerektiğini mutlaka ilim adamları bizlere bunu vurguluyorlar. Ki bakın Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Yani ehline, çoluk çocuğuna, eşine, emrinin altında bulunan insanlara namazı emret, kılmalarını sağla ve namaza devam etmesi için bir gayret içerisinde ol. Ha, burada özellikle bizim din eğitimi noktasında son derece duyarlı olmamız gerekiyor. İslam bize mutlaka yani çocukların eğitilmesi noktasında duyarlı olmamız gerektiğini bize ifade ediyor. Bakın Peygamber Efendimiz مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْوَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ Yani bu çok yani çocuk eğitiminde zirve sözdür. Yani Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yani hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan, güzel bir terbiyeden daha güzel bir miras bırakmış olamaz diyor. Yani çocukların güzel yetiştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Burada tabii özellikle günümüzde çocuk eğitimiyle ilgili yazılan kitaplara baktığımız zamanla işte bize özellikle şunu tavsiye ediyor çocuk eğitimciler. İşte çocuklara faydalı şeyleri çocuklara öğretip zararlı şeylerden çocuklara mutlaka uzak tutulması gerekiyor. Çocuklar arasında mutlaka adaletli olunması yani kız erkek ayrımı yapmadan veya erkeklerle erkeklerin arasında ayrım yapmadan, kızlarla kızlar arasında ayrım yapmadan yani özellikle çocukların ihtiyaçları giderilirken, çocukların eğitim işte masrafları sağlanırken, okutturulurken veya işte çocuklar evlendirilirken mutlaka çocuklar arasında adaletli olunması gerekiyor. Dengeli olunması gerekiyor. Yani çocuklardan birini öbürüne tercih edilmemesi gerekiyor. Bu noktada anne ve baba son derece duyarlı davranması gerekiyor.
Ve anne ve babalar çocuklar üzerinde aşırı derecede baskı yapmaması lazım. Ve şiddete başvurmaması lazım. Dayak vesaire gibi şeylerden uzak durması lazım. Yani aşırı bir baskı yapmaması gerektiği gibi aynı zamanda işte anne ve babalar alabildiğine kadar da çocuklara özgürlük alanı tanımaması lazım. Bir bakıyorsunuz ki tamamen özgür bir alan çocuklara. İstediği kadar internet, istediği kadar bilgisayar, istediği kadar işte televizyon, istediği kadar işte telefonları kullanma vesaire gibi ve dışarıda farklı mekanlarda, farklı yerlerde alabildiğine kadar eğlenme imkanı, böyle alabildiği kadar da özgür alanları çocuklara bırakmamak lazım. Yani ne baskı yapacağız çocuklara, ne alabildiğine kadar özgürlük alanı tanıyacağız, bir orta yolda çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Bu son derece önemlidir. Bugün bakın, yani bu noktalarda baktığımız zaman da, yani çocukların işte yetiştirilirken aileler son derece büyük yanlışlıklar içerisinde olduklarını görüyoruz. Çocukları işte çocukları sabretmeye alıştırmamız lazım, sabırlı olmaya. Çocukları paylaşmaya alıştırmamız gerekiyor. Çocukları fedakarlığa alıştırmamız gerekiyor. Çocukların sevgi ve saygı insanı olmaları açısından bir gayretin, özverinin içerisinde olmaları gerektiğini onlara öğretmemiz gerekiyor. Ve çocukların her isteğini yerine getirmememiz lazım. Bakın, yani çocuk bir şey istedi, çocuk ağlamasın diye bakıyorsun anne ve babalar hemen alıyor. Hayır. Bakın bu çok önemlidir. Yani çocuklar eğer herhangi çocuğun isteği mutlaka alınması gerekiyorsa, yerine getirilmesi gerekiyorsa anne ve baba çocuğa şu mesajı vermesi lazım. Bak oğlum, kızım, bu alınması gerekiyordu, ben aldım. Alınmaması gerekiyorsa almadım. Yapılmaması gerekiyorsa yapmadım. Bu mesajı çocuklara mutlaka vermemiz gerekiyor. Burada özellikle çocukları eğitirken şu noktaya da dikkat etmemiz lazım. Bakın şu noktaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Çocuğun unutkanlığını hesaba katmamız lazım. Yani eğitirken bir şey söylüyoruz çocuğa, çocuk unutuyor. Bakın burada çocuk her zaman çocuktur. Yani büyük değildir. Olgun insan değildir. Yaşlı değildir. Yani çocuk bizim bildiklerimizi bilmiyor. Bizim tecrübelerimizi yaşamamış. Hayatı bizim kadar bilmiyor. Ve daha çocuktur. Bazen o büyüklük davranışını bekliyor. Tabii şimdi çocuktan bir yetişkin bir insan gibi, olgun bir insan gibi davranış bekliyoruz. Ya o olgun insanın geçtiği devrelerden geçmemiş ki olgun insan gibi davransın. Buna çok önem vermemiz lazım. Yani çocuğun çocuk olduğunu sürekli göz önünde bulunduracağız. Unutkanlığını göz önünde bulunduracağız. Ona göre çocuğa davranmamız gerekiyor. Bir başka önemli nokta, dikkat etmemiz gerekin. Buyurun. Bakın bugünkü özellikle çekirdek aile dediğimiz anne baba çocuklar, çekirdek aileden kasıt. Dedeler özellikle bu çekirdek ailede uzak bir noktada tutuluyor. Halbuki çocuk eğitiminde dedenin, anneannenin, babaannenin son derece önemli bir fonksiyonu vardır. Anneler, babalar mutlaka çocuklarının dedelerle beraber zaman geçirmeleri için onlara fırsat vermeleri gerekiyor. Yani zamanlarının bir kısmını dedeleriyle, anneanneleriyle, işte baba anneleriyle geçirmek için çocuklara fırsat vermesi lazım. Bu çocuk eğitiminde son derece önemlidir. Çocuğun olumlu manada gelişmesi açısından. Bakın hepimiz dedelerimizin bize vermiş olduğu bir çikolatayı, bir şekeri unutmuyoruz. Yani o dede modelini, dedelerin çocuklara karşı olan o ilgisini, alakasını, torunlarına karşı olan ilgisini, alakası çocukların eğitim üzerinde son derece önemlidir. Ve bir başka önemli unsur, evlerimiz eşyalarla kaplı, çocuklarımız da evlerde yani alan bırakmıyoruz. Daraltıyoruz çocukların alanını. İşte şuraya dokunma, orada şu eşya var. Televizyon var. Oraya dokunma, orada şu var. Oraya dokunma, orada işte
cam sehpa var, şu su var, bu su var diyerekten çocuklarımızın yani hareket alanını daraltıyoruz. Özgürlük alanını kısıtlıyoruz. Dışarıya çıktığı zaman da üzerin tozlanmasın, kirlenmesin, paslanmasın. Dışarıda çocuk alanı yok, içeride alan yok ve çocuğu adeta hapsediyoruz. Bu noktalarda da anne ve babaların son derece dikkatli olması gerekiyor ve çocuğa sevgiyle, saygıyla, hoşgörüyle yaklaşması gerekiyor ve çocuğa bir alan bırakması gerekiyor. Bakın burada Peygamber Efendimizin bir örneğini özellikle ifade etmek istiyorum. Çocuk eğitimiyle ilgili olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çocuklara adeta yetişkin insanlar gibi bir büyük gibi muamele ediyordu. Yani onlara son derece önem veriyordu, onlara değer veriyordu, kıymet veriyordu, onlarla sohbet ediyordu, onlarla oynuyordu, onları sırtına alıyordu. Yani her noktada Peygamber Efendimiz çocuklara bir değer veriyordu, onlara kıymet veriyordu, onlarla hayatının bir kısmını onlarla geçiriyordu. Bir gün, tabii çocuk eğitimiyle ilgili aslında birçok örnek var Peygamber Efendimiz'den. Mesela Lokman suresinde, Lokman Aleyhisselam'ın çocuğuna nasihatlerini mutlaka çocuklarımıza okutmamız gerekiyor. Lokman suresini çocuklarımızla beraber okumamız gerekiyor. Burada Peygamber Efendimiz Rafi bin Amr'il Gıfari'nin Peygamber Efendimiz'den nakletmiş olduğu bir hadisi şerif var. Mealen ifade etmemiz gerekirse. Rafi diyor ki bir gün diyor hurmayı taşladım diyor. Sonra diyor beni diyor böyle yakaladıkları gibi Peygamber Efendimiz'in yanına getirdiler diyor. Peygamber Efendimiz'in tabiri caizse bana işte cezalandırması için veya beni hırpalaması için Peygamber Efendimiz'in yanına getirdiler. Peygamber Efendimiz'in yanına geldim. Ben de biraz tabii diyor böyle acaba Peygamber Efendimiz ne yapacak diyor çocuktum diye böyle endişelenmeye başladım diyor. Peygamber Efendimiz hemen benim karşımda bana dedi ki yavrum dedi. İşte hurmaları sen mi taşladın dedi. Ben de dedim ki evet ya Resulallah ben taşladım dedi. Bana soru sordu dedi ki evladım niçin hurmaları taşladın? Ben de ona ya Resulallah işte yemek için taşladım dedi. Sonra Peygamber Efendimiz bana yavrum dedi. Bundan sonra hurmaları taşlama altına düşenlerden ye dedi. Sonra da benim işte başımı böyle okşamaya başladı eliyle beraber. Sonra dua etti. Ya Rabbi bu çocuğun karnını doyur diye dua etti. Ve beni böyle işte sevecen bir şekilde gönlüme aldı ve beni yolcu etti diyor. Beni bıraktı diyor. Hiç bana ceza falan vermedi diyor. Ve o günü de hiç unutamıyorum diyor bu Rafi'ye. Burada bakın aslında baktığımız zaman da bu aslında bu hadis-i şerif eğitim noktasında bir kısım çok dikkat etmemiz gereken unsurları bize bildiriyor. Nedir bu? Bir, yani çocukları eğitirken öncelikle bir hataları, kusurları varsa onu öğrenmemiz gerekiyor. Sonra o hata, kusurdan sonra bir yönlendirme yapmamız gerekiyor. Ne yapması gerekiyor? Eğitmemiz lazım, öğretmemiz lazım. Sonra da dua etmemiz lazım. Bu çok önemlidir. Yani çocukları da eğitirken onlara İşte sebep sonuç ilişkisini göz önünde bulundurarak eğitmemiz lazım, öğretmemiz lazım, sonra da dua etmemiz gerekiyor. Ve bakın Peygamber Efendimiz'e Hazreti Enes 10 yıl hizmet ediyor. 10 yıl boyunca Peygamber Efendimiz Enes'i o küçücük yaşındayken Enes niçin bunu böyle yaptın? Niçin yapmadın? Niçin şöyle yaptın diyerekten asla ve asla onu azarlamamıştır, ona kötü davranmamıştır. Bizler de çocuklarımızda bu şekilde davranmamız gerekiyor. Peki hocam. Hocam bir de çocuklarımızı tehdit eden bireysel ve toplumsal meseleler var, sorunlar var. Bunlara hangi zaviyeden bakmak lazım? Bunları nasıl görmek lazım? Neler buyurursunuz? Evet. Şimdi şunu özellikle ifade edelim. Çocuklar ayeti kerimede وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ اَوْلَادِكُمْ فِتْنَةٌ. Mallar ve çocuklar diyor, Allah-u Teala buyuruyor ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihan vesilesidir diyor. Allah-u Teala onlardan sizi imtihana tabi tutuyor. Dolayısıyla çocuklarımızı bütün bu tehditlerden,
uzak tutmamız gerekiyor. Yani bireysel ve toplumsal olarak baktığımız zaman da çocuklara dışarıdaki bütün tehditlerden uzak tutmamız gerekiyor. Yani burada özellikle aşırı baskı yaparak çocuğu, psikolojik manada çocuğu zor duruma sokmamamız lazım. İşte şiddettir, tehdittir, baskıdır. Bundan çocuğu uzak tutmamız lazım. Sonra çocuğa aşırı bir özgürlük alanı tanıyarak onun işte kötü insanlarla, kötülüklerle karşı karşıya bırakmamamız lazım çocuğu, çocuklarımızı. Ve burada çocukları özellikle tehdit eden hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak bütün unsurlardan çocukları uzak tutmamız gerekiyor. Bugün özellikle işte tiner, işte kapkaççılık, gasp, içki, kumar, uyuşturucu, sigara vesaire gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Bununla beraber çağın en önemli hastalığı haline gelen özellikle bilgisayar, internet ve daha çok işte sosyal paylaşım siteleri vesaire gibi bunları kontrol altında tutarak çocuklarımızın özellikle nasıl madde bağımlılığından çocuklarımızı uzak tutmamız gerekiyorsa aynı zamanda çocuklarımızı yani bilgisayar bağımlısı haline gelmekten çocuklarımızı muhafaza etmemiz lazım. Bakın bugün bir işte telefondan bir bilgisayardan atılan bir maille beraber nice aileler dağılıyor. Bir mail atılıyor. Bakın bugün en çok yani suçun işlenmiş olduğu en önemli unsur internet ve bilgisayar, telefon. Çok önemli. Yani bugün bir mail atıyor işte veya bilgisayarından, internetinden, bir sosyal paylaşım sitesinden bir mail atılıyor ve o aile, o mail o ailenin geleceğini karartıyor. Çocuğun, ailesinin işte birçok sıkıntılarla karşılaşmasına vesile oluyor. Ailelerin üzerinde çocuklarına son derece dikkat etmesi lazım. Ne babaların üzerinde. Burada cep telefonunun nasıl kullanılması, ne şekilde kullanılması, sosyal paylaşım sitelerinde nasıl kullanılması, yani bunlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor ve çocuklarımızı hem psikolojik olarak hem sosyolojik olarak bütün tehdit eden unsurlardan çocuklarımızı uzak tutmamız gerekiyor. Onlara iyi bir gelecek hazırlamamız gerekiyor. Muhterem Hocam, programımızın sonuna geldik. Süremiz burada bitmiş bulunuyor ama toparlayıcı bir cümle olarak bizlere tavsiyeleriniz, efendim, nasihatleriniz ne buyurmak istersiniz? Bununla kapatalım inşallah. Tabii çocuklarımızın İslam'da çocuk eğitimi konusunda bugün ağırlıklı olarak konuştuk. Çocuklarımıza karşı sevgi, şefkat ve merhametle muamele etmemiz gerekiyor. Onları eğitirken sevgiyi, sevgiyle, şefkatle, merhametle çocuklarımızı eğitmemiz gerekiyor. Onlara öncelikli olarak anne babalar olarak, büyükler olarak örnek olmamız gerekiyor. Ve çocukları yetiştirmenin sevap olduğunu, yani çocuk yetiştirmenin sevap olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve çocuklarımıza sürekli o yetiştirme esnasında hayatımızın her döneminde asla ve asla beddua etmeden dua ederek onları dinine, devletine, milletine, büyüklerine saygı gösteren, vatanına, milletine, devletine sahip çıkan birer nesiller olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerden istifade ettik. Ben de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Geldiniz. Evet kıymetli seyircilerimiz, bir Müftülük Saati programının daha burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler adına kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerden istifade ettik. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.